Herkese merhabalar. Kripto King hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin tarafında 26.950 dolar civarında bir fiyatlamayla karşı karşıyız. Yine bunun arkasından önümüzde kritik bir haftalık kapanış olacak. Burada çok kritik önem seviyesini analizler paylaşacağım sizlerle beraber. Yine bunun arkasından altına, gümüşe, son olarak da dolar TL endeksine de bakacağız. Dolayısıyla yine doplu bir içerikle karşınızdayız hızlı bir şekilde analize geçiş yapacağım. Geçmeden önce arkadaşlar tekrardan hatırlatmak istiyorum. Beğen butonuna basmanız yine aynı şekilde değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmanız bizim için önemli. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız her bir beğeni yine bunun arkasından her bir yorumla beraber YouTube'daki algoritmayı tetikleyerek çok daha fazla insana ulaşmamızı yardımcı oluyorsunuz. Dolayısıyla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğen butonuna basmayı, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şimdi gelin Bitcoin tarafına bundan sonra bizleri ne bekliyor? Hangi alanlar önem seviyesini korumaya devam ediyor? Yine bunun arkasından önümüzdeki kısa ve orta vade nasıl bir fiyat hareketi izleyebiliriz? Bunları bir konuşacağız. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız sizlerle beraber en son 17 Mayıs tarihine detaylı bir analiz videosu paylaştım. Burada 4 saatlik grafik üzerine şekillenmiş olan bir tane Tobo formasyonumuz vardı. Ve çok net bir şekilde arkadaşlar şunu belirtmiştim. Burada özellikle üst band direnç seviyesi olarak belirttiğim alanın kırılmasının günlükte çok kritik önem seviyesinde olduğunu net bir şekilde paylaşmıştım. Yetmedi. Yine bunun arkasından yine 17 Mayıs'ta videodan sonra arkadaşlar şunu söylemiştim bakın. Bitcoin direnç alanının üstünde günlük kapanış kritik önem seviyesini koruyor demiştik. Tam o esnada şuradaki alanı yani direnç alanını test ediyorduk arkadaşlar. Net bir şekilde uyarmıştım. Bunun arkasından ne gerçekleşti? Işte? Bakın tam olarak Belirtmiş olduğum alandan red Bunun arkasından Bitcoin tarafına aşağı yönü yaklaşık olarak 26.461 dolar seviyesine kadar sert bir geri çekime yaşandı. Şu anda baktığınızda 26.970 dolar civarına fiyatlandığımızı görmektesiniz. Peki şimdi gelin Bitcoin'de bizleri ne bekliyor bunu bir konuşalım arkadaşlar. İlk etapta şunu söylemek istiyorum. Görünüm halen zayıf. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız. Bunun ana sebebi bakın burada hatırlarsanız günlükte şekillenmiş şu an bir tane oba formasyonumuz vardı bu formasyondaki destek alanı yani burada yaklaşık olarak arkadaşlar 27.500 27.400 duvar seviyesini kaybettikten sonra ne yazık ki bu alanı halen dirençten desteğe çevrilmiş durumda değiliz. İşte tam da bu sebepten dolayı buradaki alan tam olarak çok kilit bir önem seviyesine yani yukarı yönlü fiyat hareketini tetikleyecek olan en önemli olan alanlardan bir tanesi olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Yine bunun arkasından gerek RSI gerek T3 TCI gerekse MACD'ye baktığınızda Halen zayıf görünümün devam ettiğini görmektesiniz burada arkadaşlar önceki videoda söylemiştim Yukarı yönlü bir sıçrama fiyat hareketli Mutlaka gelmesi gerekir buradaki geri çekimlerden sonra Burada yukarı yönlü bir momentum yakalayamazsak Geri çekimlerin devam edeceğini öncesinde paylaşmıştım görüşüm hala aynı yöndedir Ama tabii ki şunu tekrardan paylaşmak istiyorum Buradaki her bir geri çekimi arkadaşlar Tamamen ürün toplamak için fırsat olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Benim stratejim bu yönde. Niye arkadaşlar? Çünkü öncesinde söylemiş olduğum üzere. Bakın. Haftalıkta neyi konuşmuştuk? Buradaki tobo formasyonundan sonra kırılmayla beraber halen retest gerçekleşmiş durumda değil. Dolayısıyla burada bir retest 25.300-25.800 var civarlarındaki bir retest tıpkı sağ taraftaki görselde olduğu gibi kitap işi olacaktır. Dolayısıyla Önemli olan arkadaşlar tekrar etmek istiyorum buradaki 25.300 var seviyesinin altına herhangi bir haftalık kapanışın gelmemiştir. Şimdi bunun arkasından şundan da bahsetmek gerekiyor. Bakın 4 saatlik grafik üzerine baktığınızda kilit önem seviyesini bir analiz paylaşacağım. Bakın şöyle bir formasyonumuzu çizelim. Bakın arkadaşlar. Sağ tarafa formasyonun nasıl çalıştığı ilgili olan görseli koydum. Şimdi bakın şöyle çizdiğinizde neyi göreceksiniz? Bu aslında bir simetrik üçgen formasyon olarak karşımıza gelmektedir. Ve simetrik üçgen formasyonları iki yönlü çalışır arkadaşlar. Bunun belirleyici noktası nedir diye soracak olursanız. Üst bandın veya alt bandın kırılmasına göre buradaki formasyonun tetiklenmesi beklenir. Şu anda neyi görmekteyiz? Bakın öncesinde arkadaşlar üst band bizler için her defasında bir direnç alanı olarak çalıştığını net bir şekilde görmektesiniz. Yine bunun arkasından alt tarafta da arkadaşlar destek seviyesi. Ne zaman ki fiyat bu alanlara değse bunun arkasından yukarı yönlü bir fiyat hareketinin tetiklendi görmektesiniz. Dolayısıyla bakın burada yukarı yönlü olarak arkadaşlar buradaki destek seviyesi yani 26.800 dolar seviyesinin üzerinde kalmamız durumunda yukarı yönlü olarak gelecek bir fiyat hareketinde bakın mutlaka mutlaka şuradaki Yaklaşık olarak 27.400-27.500 var seviyesinin üzerindeki alanın dirençten desteğe dönmesi gerektiğini tekrardan paylaşmak istiyorum. Bakın bu alanı çok dikkatli bir şekilde takip edin arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın öncesinde de tam olarak bu noktadan birçok defa et yedik. Bakın burada bir. Yine bunun arkasından burada. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki seviye bizim için çok büyük önem seviyesinde olacak. Yine bundan sonra şundan da bahsetmek gerekir. Peki buradaki tetiklenecek olan hareketlik nasıl bir diye soracak olursanız. Birincisi arkadaşlar bakın sağ tarafa formasyonuna nasıl gibi görseli koydum. Neyi göreceksiniz? Üst bandın kırılmasıyla beraber fiyatta yukarı yönlü bir fiyat hareketi tetiklenir. Alt bandın kırılmasıyla beraber ise aşağı yönlü bir fiyatın tetiklendiği görmektesiniz. Dolayısıyla bakın alt tarafta az önce söylemiş olduğum üzere 26.800 ile 26.500 dolar seviyesi önemli bir alan. Bu alanın altında herhangi bir günlükte sarkma olması durumunda arkadaşlar fiyatın aşağı yönlü geri çekimlerin devam etmesi beklenir. Yine bunun arkasından üst tarafta ise dediğim gibi kilit dönem seviyesindeki direnç alanı arkadaşlar 27.400-27.500 dolar seviyelerine yattığını tekrardan paylaşmak istiyorum. Peki burada aşağı yönlü fiyat hareketinin kırılması durumunda sıradaki destek alanı nedir diye soracak olursanız. Bakın onu da simetrik üçgenin genişliği kadar arkadaşlar aldığınızda aşağı aynı olarak koyduğunuzda bakın neyi göreceksiniz? Yaklaşık olarak 25.003 duvar seviyesinde bir hedef alanı olduğunu bu formasyonun söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bu alan bizim için anlamlı mıdır diye soracak olursanız. Bakın arkadaşlar 17 Mayıs'taki videoda bu analizi tekrardan paylaşmıştım. Şimdi tekrardan bir üzerinden geçmek istiyorum çünkü kilit önem seviyesinde. Şimdi bakın. Önceki fiyat hareketliğine baktığınızda yukarı yönlü bir sıçrama fiyat hareketini yaratan alan nedir arkadaşlar? Geri çekimlerden sonra bakın örnek vermek gerekirse burada. Bakın fiyatta ilk etapta yukarı yönlü sert bir momentumla beraber yukarı yönlü fiyat hareketli. Bunun arkasından fiyatta 0.5 ile 0.618 Fibonacci seviyesine kadar bir geri çekilme. Buradan tepki alarak arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketine devam ettiğini görmektesiniz. Yine biraz daha ileri gidelim. Bakın benzer bir durum. Yukarı yönlü momentum olarak bir fiyat hareketli. bunu arkasından bir geri çekimi. Bu geri çekimi arkadaşlar nereden sıçrama tahtası alıyor? Bakın 0.5 ile 0.618 destek alarak yukarı yönlü sıradaki patlayıcı fiyat hareketini yapıyor. Dolayısıyla şu anda baktığınızda peki şu anda görünüm neyi gösteriyor? Bakın arkadaşlar az önce paylaşmış olduğum alanla birebir uyum içerisinde olduğunu görmekteysiniz. Yukarı yönlü bir fiyat hareketli. Sonrasında düzeltme ve şu anda düzeltmeye baktığınızda 0.5 0.618 Fibonacci açı alanlarında burada destek olarak çalışması beklendiğini tekrardan paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla fiyatın buradaki alanlardan yaklaşık olarak 25.000 duvar seviyesinden destek alarak tekrardan bir sonraki yukarı yönlü fiyat hareketinin tetikleneceğini halen düşünüyorum. Benim stratejim bu yönde arkadaşlar. Bizleri damla yok takip eden arkadaşlar zaten bu stratejiyi net bir şekilde birçok defa paylaşmıştım. Dolayısıyla biliyorlar. Yeni takip eden arkadaşlar için tekrardan paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi burada önemli olan 25.000 doların altına herhangi bir haftalık kapanışın gelmemesidir arkadaşlar. Şimdi gelelim dolar tl altın yine bunun arkasından gümüş tarafında. ilk etapta arkadaşlar önümüzdeki 6 ay yine bunun arkasından bir yıl, iki yıllık projeksiyona baktığınızda durum niye sıkıntılı? İlk ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi Hakan Kara'nın paylaşmış olduğu iki tane çok güzel grafik vardı. Bunları sebebi paylaşmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası net altın rezervi ton özelinde. Yine bunun arkasından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz banknot stokuna bakacağız. Birincisi şu. Son 4 ay içerisinde arkadaşlar yani yaklaşık olarak bir çeyrek içerisinde yaklaşık 145 ton altının rezervlerden satılmış olduğunu görmektesiniz. Yani bunun anlamı nedir? Şu anda piyasa içerisinde görmüş olduğunuz altın fiyatlarında bir baskılamanın masa olun net bir göstergesidir. Dediğim gibi 4 ay içerisinde 145 ton civarında bir altın satışı gerçekleşmiş. Yine sonrasında döviz rezervlerine bakalım. Yaklaşık olarak şu andaki döviz rezervlerine baktığınızda 4 milyar dolar civarında bir banknot stoğu olduğunu görmektesiniz. Burada sert satışları görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu anda gerek dolar tl tarafında gerekse altın tarafında arkadaşlar. Yine aynı şekilde gümüş tarafında da önümüzdeki 6 ay çok sert geçecek. Özellikle şundan bahsetmek gerekir. Yaz aylarından sonra arkadaşlar asıl kış bundan sonra başlayacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü yaz aylarında nispeten turizm üzerine gelecek olan dövizle beraber bir atlama yaşanabilir. Ama dediğim gibi Eylül itibariyle ne yazık ki dolar TL tarafında çok sert fiyat hareket ettikleri masa olacağını söyleyebilirim. Öncesinde neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Ben klasik ürünleri yorumlamayı çok fazla sevmem. Ama kanal üzerine yapmış olduğum paylaşımlarda zaten hali arkadaşlar. Buradaki hedef noktalarını paylaşmıştık. Dolar TL tarafından neyi söylemiştik? Hedef 1 noktası yaklaşık olarak 20-15. Hedef 2 noktası 22. Son olarak da hedef 3 noktası arkadaşlar 25 TL civarında. Yine sonrasında gram altına bakalım. Gram altında da hedef noktası birinci hedef alanı 1300, 1415, 1605 TL civarına gram altın tarafında hedef noktası yattığını söyleyebiliriz. Alt tarafta özellikle ürün akümülasyonu için uygun olan alanlar arkadaşlar yaklaşık olarak 1187 TL civarına yattığını da söyleyebilirim. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafında da şundan bahsetmek gerekir. Hedef bir noktası 17, hedef 2 noktası 20 TL civarında. Alt tarafta destek seviyesi ise yani burada ürün toplamak için ideal alanlar ise yaklaşık olarak 14-21 itibariyle şeklendiğini söyleyebilirim. Bu grafikleri arkadaşlar ne yazık ki yorumlarken gerçekten acı çektiğimi net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Umarım ilerleyen dönemlerde burada Merkez Bankası'nın politikalarında iyileşmeler olur ve burada değerini kaybetmiş olan TL'de aşağı yönlü güzel fiyat hareketlikleri görürüz. Yani umudum bundan yana. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim işi kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.